COVID-19 salgınıyla mücadele eden insanlık için yeni virüslerin ortaya çıkması endişe verici olabiliyor. Koronavirüs salgını henüz bitmeden ortaya çıkan maymun çiçeği vakalarının etkisi sürerken son günlerde Hindistan'dan dünya kamuoyu ile paylaşıldığı, özellikle çocuklar arasında hızla yayılan Domates gribi vakaları halkta endişeye neden olabilmektedir. Peki Domates gribi nedir? Domates gribi belirtileri nelerdir? Domates gribi ölümcül mü? Medikal Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Gürkan Mert Domates gribi hakkında merak edilen bilgileri şöyle anlattı. Domates gribi ya da domates ateşi olarak da adlandırılan hastalık adını vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan domates şeklindeki kabarcıklardan alan bir enfeksiyon hastalığıdır. İlk olarak 2022 yılının mayıs ayında Hindistan'ın Kerala ve Tamil Nadu eyaletlerinde ortaya çıkmıştır. Dünya kamuoyuyla paylaşılan domates gribi vakalarının neredeyse hepsi 5 yaşının altındaki çocuklardadır. Hindistan'da 2007 yılında da görülen domates gribinin nedeni tam olarak bilinmemekte birlikte bir çeşit virüsün hastalığa neden olduğu düşünülmektedir. Peki domates gribi belirtileri nelerdir? Domates gribi virüsü görüldüğü bölgelerde hastalık domates ateşi olarak da adlandırılır. Bunun en önemli nedeni virüsle enfekte olan kişilerde en önemli semptomlardan bir tanesinin yüksek ateş olmasıdır. Buna ek olarak pek çok enfeksiyon hastalığına bağlı görülebilen kas ve eklem ağrıları, halsizlik gibi semptomlara domates gribi vakalarında da sıklıkla rastlanır. Bunların yanı sıra domates gribinin ayırıcı tanısında kullanılan en önemli semptomlardan bir tanesi enfekte kişilerin ciltlerinde çıkan kırmızı kabarcıklardır. Çocuklarda domates gribi neticesinde görülen bu kabarcıklar ağrılı olabilir. Hastalığı adını veren bu kabarcıklar zamanla büyüyerek domates şeklini alır ve patlayabilir. Ayrıca bu kabarcıklar maymun çiçeği hastalığında da görülebileceği için öncelikle bazı testlerle diğer hastalıkların elenmesi gerekir. Yapılan testler sonucunda bu semptomlara neden olan viral hastalığın çeşidi tespit edilmezse kişinin domates gribine neden olan bir çeşit virüs ile enfekte olduğu düşünülebilir. Domates gribi yüksek ateşin görüldüğü bir hastalık olduğu için özellikle çocuklarda dehidrasyon yani sıvı kaybı görülme riski vardır. Ayrıca bazı domates gribi vakalarında ishal, kusma, mide bulantısı gibi sindirim sistemi şikayetlerine de rastlanabilir. Domates gribi bulaşıcı mı? Domates gribi vakaları ilk ortaya çıktığından bu yana yapılan çalışmaların sayısında her geçen gün artış olduğu görülüyor. Peki bu araştırmalara göre domates gribi bulaşıcı mı? Domates gribi vakalarının ilk bildirildiği günden bugüne kadar Hindistan'da görülen vaka sayısı nedeniyle hastalığın bulaşıcı bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Ancak sağlık yetkililerinin açıklamasına göre şu ana kadar koronavirüs gibi bir pandemiye neden olabilecek küresel boyutta bir tehdit söz konusu değildir. Hindistan'dan başka bir coğrafyada domates gribi vakası henüz bildirilmediği için salgının endemik bir salgın olduğunu söylemek mümkündü. Hindistan'da da şu an için salgın belirli eyaletlerin dışına yayılmamış durumdadır. Diğer viral hastalıklarda olduğu gibi domates gribi de yakın temasla bulaşabilen bir hastalıktır. Özellikle çocuklar arasında hızla yayılması temas yoluyla hastalığın bulaşabileceğinin kanıtı sayılabilir. Çocuklar çevrelerinde gördükleri nesneleri ağızlarına götürebilir ya da ellerini yıkamadan yüzlerine dokunabilir. Bu durum enfeksiyonun hızla yayılmasının nedeni olarak gösterilebilir. Eğer tedbir alınmazsa çocuklar arasında hızla yayılan hastalık yetişkinlerde domates gribi görülmesi riskini de ortaya çıkarır. Bazı araştırmacılar iyileştikten sonra çocukların da vücudunda hastalığa neden olan ajanların bulunabileceğini ve bu durumun yakın temas halinde hastalığın bulaşmasına neden olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler almak gerekir. Domates gribi ölümcül mü? Covid-19 salgınının 2019 yılında ortaya çıkışından bugüne kadar geçen zamanda Koronavirüsle enfekte olan pek çok kişinin sağlığını ve hayatını kaybetmesi yeni salgınlar ortaya çıktığında halkta panik yaşanmasına neden olabilir. Domates gribi üzerine yapılan çalışmalarda şu an için hastalığın ölümcül olduğunu gösteren yeterli kanıt yoktur. Ancak diğer viral enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi domates gribinde de bağışıklık sistemi zayıf olan ek bir hastalığı bulunanlarda hastalık ağır bir tabloya ve enfekte kişilerin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Özellikle çocuklarda görülebilen dehidrasyona erken müdahale edilmemesi halinde çocuğun vücudu susuz kalabilir ve neticede şoka girerek hayatını kaybedebilir. Domates gribi tedavisi nedir? Viral hastalıkların tedavisinde antiviral ilaçlar ve aşılar en etkili tedavi yöntemidir. Şu an için domates gribi tedavisinde kullanılan bir ilaç ya da hastalığı önlemeye yönelik bir aşı yoktur. Bu nedenle hastalık karşısında uygulanan özel bir tedaviden bahsetmek zordur. Ancak hastalığa bağlı semptomların hafiflemesine yönelik bazı tedaviler uygulanabilir. Yüksek ateş görülmesi halinde ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Hastaya ılık bir bez yardımıyla soğuk kompres uygulanması, bol ve rahat kıyafetler giydirilmesi de yüksek ateşi düşürmeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra ciltte oluşan kabarcıkların dökülmesini ve yara olmasını önlemek için yumuşak bir bez veya pansuman malzemesi yardımıyla kabarcıklar silinebilir. Domates gribi vakalarında kas ve eklem ağrıları ek olarak kabarcıkların olduğu alanlarda da ağrıya sık rastlanır. Uzman bir doktor kontrolünde kullanılan ağrı kesici ilaçlar hastalığa bağlı semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Hastalığın ciddi semptomlarından bir tanesi de yüksek ateşe ve gastrointestinal sistem tutulumuna bağlı olarak ortaya çıkabilen sıvı kaybıdır. Sıvı kaybı vücutta sıvı elektrolit dengesinin bozulmasına ve ciddi komplikasyonlar görülmesine neden olabilir. Bu nedenle hastaların sağlıklı ve dengeli beslenmesi, bol sıvı tüketmesi önemlidir. Domates gribi nasıl önlenir? Domates gribinden korunmak için uygulanabilecek bazı yöntemler şu şekilde sıralanabilir. Domates gribi belirtilerinden herhangi bir tanesinin görüldüğü durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Domates gribi bulaşıcı bir hastalıktır. Bu nedenle hastalık belirtisi gösteren kişilerle yakın temas kurulmamalıdır. Yapılan araştırmalara göre hastalığın kuluçka süresi 5 ila 7 gün arasındadır. Hastalık belirtileri gösteren kişilerin en az 7 gün kendilerini izole etmeleri önemlidir. Domates gribi çocuklar arasında hızla yayılan bir hastalıktır. Bu nedenle çocukların hastalık hakkında eğitilmesi önemlidir. Özellikle parmak yeme, tırnak yeme gibi alışkanlıkları olan çocuklar için uzmanlardan yardım alınabilir. Hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat edenlerin gerekli tedbirleri alarak gitmesi önemlidir. Domates gribi şu an için endemik olarak değerlendirilen bir salgındır. Ancak hastalığın bulaşıcılığı göz önünde bulundurulduğunda tüm dünyanın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği görülür. Sizde kendinizde veya çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi birisi ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyin.